Şahin evet. Minnah minnah minnah. Arkadaşlar, Harikalar Diyarı'nın yeni bir kümes ziyareti videosuna hoş geldiniz. Şu arkamda gördüğünüz şefin kümesi diyorum ben. Birazdan şefimiz yanımızda idrak edecek. Onu da göstereceğim tabii ki. Ama önden şöyle bir bakın istiyorum. Dışarıdan bakın, tavuklara bakın. Bakın ki tanıyacak mısınız bunlar kim acaba? Burası şefin küması. Buyurun şefim. Şefimi tanıştırayım mı size, yoksa şefim kendisini size tanıştırsın mı? Demeye gerek yok, tanıştırsın. Şefim, bu tavuklar neyin nesi, bu burada neydir? Şimdi konuya en baştan başlamak gerekirse, tavukçulukla alakalı hiçbir bilgimiz, bir hevesimiz yoktu. Evet. Ta ki Turgut kardeşimize tanışana kadar. Estağfurullah. Ne yaptık? Çiftliğine gittik. Teşekkür ederim. Ziyaret ettik. Çok da beğendim. Heves ettim. Turgut kardeşim sağ olsun. Dedi ki yapabilirsin şefim. Yani, birkaç ferikle başladık. Olmaz diye bir şey yok. Sağ olsun, kümeste de çok yardımcı oldu bize. Her zaman da desteğini aldık. Ne zaman aradıysa kaçtı. Hastalık oldu, tavuklarda yardımcı oldu. Yeminde yardımcı oldu, büyütmesinde yardımcı oldu. Yani buranın oluşması aslında Turgut kardeşimiz sayesinde oldu. Siz de zaten takip edip görüyorsunuzdur. Evet. Ben de sıkı bir takipçisiyim. Yani desteklerini esirgemiyor, devam ediyor. İnşallah daha da ileriye gider. İnşallah şefim, çok teşekkür ediyorum. Açısından da zaten çok önemli bir kardeşimiz. Allah razı olsun. Başarılı da devamını Allah diliyorum. Allah razı olsun şefim. Şefim şimdi. Evet. Önce teşekkür ederim. Şefim benim için değerli bir abimdir. Eyvallah. Şef diyorum, şef niye diyorum? Onu açıklayalım. Evet. Şefim niye şef? Niye şef? Şimdi çalıştığım kurum itibariyle evet. Özel bir sektörde, renkli dağıtım şirketinde şef olarak çalışıyorum. Evet. İşletme şef olarak. Aynı zamanda da aslında esas şef yanımızda. Estağfurullah. Çünkü ben şöyle. Tayyip şef. Olsun. Ama bir nevi patron sayılır. Çünkü bu sektörde şu an öncü. Öyle diyebilirim. Teşekkür Tabii bu ederim. Benim tabirim, bilmiyorum. Ama ben öyle görüyorum kendisini. Zaten birazdan da göreceksiniz. Evet. Bize ne kadar şeyler kattı. Nasıl bir hobi oluşturdu bize. İnşallah aynı şeyleri sizden de beklerim. İnşallah. Yapmanızı. Yani arkadaşlar, zor diye bir şey yok. Tavukçuluk yapmak isteyen, hayvan beslemek isteyen herkes evinin kenarına güzel bir kümes yapabilir. Şefim öyle yaptı. Şurayı gördüğünüz bura yoktu, var oldu. Evet. Şefim evet. Arkadaşlar, şefim burayı baştan yaptı, dizayn etti. Tamam, yardımcı olduk ama yine de gelip kümesimizi ziyaret etmeseydi, hayvan sevgisi olmasaydı bunu yapamazdı. Benim sizlere demem o ki, hayvan sevginizi canlı tutun. Şimdi gidelim bakalım şefim içeri neler yapmış. Bir de elektrikle alakalı olduğu için içeri gerçekten de elektrik, böyle sağlam bir dizayn var. Onların hepsini sırayla göstereceğim. Öncelikle şefim, bunun kemeri ne var? Burada çelik mi var? Bu neyin üstünde bu duruyor? Aslında buranın altı kamelyaydı. Evet. Ama kullanılmayan bir yer olduğu için altı geldi. Biz de telli çelik dediğimiz aparatlardan arkadaşların yardımıyla birlikte birbirine ek yaparak oluşturduk. Bura istersen burayı sana bırakıyorum. Ya Allah ya, bismillah. Neydi siz burada? Ha? Arkadaşlar, folluk tasarımı gayet etkili ve güzel bir tasarım. Çoğu kümes ortamında kullanılan ve gerçekten de pratik bir sistemdir. Bakın, bir tane de burada yumurta var. Maşallah size, maşallah. Hele şunun tatliliğine bak. Gel yakından göster kardeş. Şefim, şefin tavukları da belli olur mu ya? Hepsi birbirinden gıcır gıcır. Az hanımefendiyi biraz rahatsız ettik. Yumurtayı bıraktı cidire. Lan nereye gidersen? Gelelim, nereye kaçacaksın? Aha, bunu da rahatsız etti. Çık çık çık. Yumurtalar da var. 3 tane yumurtamız var arkadaşlar. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ama burada da bir tane yumurtamız var. Folluklarımızı talaş ile dolduruyoruz. Şefim, folluk temizliğini nasıl yapıyorsunuz? Folluk temizliğini genelde haftada bir burada olan talaşları temizleyip evet. Yeni talaşla yeniliyoruz ki bit, bakteri vesaire olmasın. Ben, yaz olduğu zaman da bunu açık bırakıp buraya bir tort yererek hem hava almasını, hayvanların da serin de yumurtlamasını mantıklı düşünüyoruz. Güzel bir şey. Haftalık temizlik yapmaya gayret ediyoruz. Yani üretken bir zeka ile birlikte. Şefim temiz de bir insan belli. Benim gibi değil. Şunu söyleyebilirim şefim. Bit ve haşere için folluklarının altına eripat serilebilir.
Aa bak bunu bilmiyordum. Eripada o şeyde hemen, çok etkilidir. Hemen deniyorum. Altına serip üstüne talaş atarsanız daha etkili olur. Temizlik sürecinde kapatırız. Şöyle kapatalım. Her gün yeni bir şey öğrenelim. Şöyle tavuklar abi bakın amca tanıyacak mısınız? Ben size ne demiştim arkadaşlar? Türkiye'nin her noktasında küçük küçük harikalar diyarı kuracağız dedik ve kurmaya da devam ediyoruz. Şefim gibi insanlar olduğu sürece inşallah bu sektörde bu şekilde ilerleteceğiz. Tanımışsınızdır yani. Şu hayvanlara baktığınız zaman şöyle harikalar diyarından serpintiler görmüş olmalısınız. Şimdi şefimin özel tarifleri var, yem tarifleri var, karışımları var. Onlara bir bakalım şefim. Neler yediriyorsunuz siz bu hayvana şimdi ya? Şimdi genelde... Bu hayvanların rengi niye bu kadar ney? Niye bu kadar ney yumurta salırlar? Öncelikle dadaş olmasını. Ha tabii canım, dadaşlık ayrı olsun. Onu söylememiz lazım. Teşekkür ederim. İkincisi de yumurta yemi, civciv yemi. Evet. Ben genelde karışım olarak elma, patates, ondan sonra organik biber vesaire bunları karıştırıyorum. Sarımsak da katmak suretiyle haftada bir veriyorum. Maşallah. O da sizin tariflerden. Benim tariflerimden. Tabii sizin tariflerden. Mutfağım, bizim mutfağımız diye adlandırdığımız tariflerden. Harikalar diyarın mutfağından. Aynen. Karışım burada. Gösterelim. Çok sağ olun. Yalnız sen size bir şey söyleyeyim. Ben bile bu kadar iyi bakamam tavuklara. Yani. Bak. Gerçekten böyle benim tarifi andırıyor ama ben bu kadar sık vermiyorum. Bunu haftada mı uyguluyorsunuz? Haftada bir. Haftada bir. Genelde gayet güzel. Yeşillik olsun diye de içine maydanoz, marul atıyoruz. Şu an burnuma gelen koku bile çok güzel. Neredeyse ben yiyeceğim. Kısıra bence. İstersen. Şefim tavuklara bir verelim. Bir bakalım nasıl tepki veriyorlar arkadaşlar. Harikaların diyarının tarifleri nasıl? Birazdan tavuklar notunu verirler diye tahmin ediyorum. Tavuklar ağzının tadını bilir, şefim de iyi bilir bu işi, belli oldu. Şefim sizden iyi tavukçu olur ha. Ya şöyle, yani sizden gördüğümüzü uygulamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince faydamız oluyorsa ne mutlu bizlere tabii. Allah razı olsun şefim, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim, siz tavukları izlerken ben bir şeyler daha anlatayım size. Şefim bu kümesi kurarken gerçekten de bayağı bir emek verdiğini söyleyebilirim. Tavukçuluk o kadar dışarıdan görüldüğü gibi kolay bir iş de değil. Bu işin içerisinde en zor kısmı nedir şefim? Şimdi en zor kısmı şu, aslında iyi kısmından bahsetmek lazım. Tabii. O bir yapanlar için bir uğraş oluyor. Sabah kalkıyorsun, bunlarla ilgileniyorsun. Evet. Bunların işte horozunu ötmesi bile insana ekstra bir huzur veriyor. Aynı zamanda taze yumurta alıyorsun, onun vermiş olduğu bir evet. şey var. Ama tabii bakım konusunda uğraş istiyor ki sen herkese biliyorsun, herkesten daha iyi biliyorsun. Estağfurullah. Yani acımamız var. Hayvan. Ama şu var, yani gerçekten yapılabilecek bir şey, insana huzur veriyor. Herkese de tavsiye ediyorum. Aynen. Özellikle tabii bazıları. Sizin çiftlikten gelenler var. Evet, şu takipçilerin maşallah. Ama güzel şey yaparlar. Hemen seçerler içerisinden hangisi evet. olduğunu. İnşallah daha da güzel olacak bu ay. Arkadaşlar sonuç olarak sonuca gelirsek ne diyeceğim? Tavuğa bakarsan can olur, bakmazsan bela olur derim. Niye bunu diyeceğim? Çünkü tavuk gerçekten narin bir hayvandır. Yani dışarıdan görüldüğü gibi değil. Köy tavukları da narindir. Bütün tavuklar narindir. İyi bakacaksın, ona emek vereceksin. Şefim gibi. Ortama bakın, bir tavukların yediği yeme bakın. Hepsine bir bakın, burası neresi? Dadaşlar diyarı. Şimdi arkadaşlar şefimin kümesinin içine girelim. Bakalım kümesinin içini nasıl dizayn etmiş ve bu dizaynda neler kullanmış. Hadi bakalım birlikte gidelim. Yoksa bize öncülük edecek arkadaş. Arkadaşımızın ismi Asilhan. Bu da tabii Harikalar Diyarı'nın. Asil Han. En küçük takipçisi. Maşallah, maşallah. Allah bağışlasın abi. Utandı. Şimdi şefim buyurun. Aslında içerisiniz siz daha iyi. İçeri girip bakacağız inşallah. Şefim şimdi kullanılan malzemeleri göstereyim arkadaşlar. Daha çok dış cephe çelik,
Diş cephe çelik. Bu tarafı genelde üçgen tarzı yapmaya çalıştık ki su içeriye girmesin. Evet. Tahtalarla destekledik. Aynen. Yan taraflar ise buna artık ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Şuna mı? Evet. Naylon ne diyor? Naylon. Naylon. Hani su ceyran yapmaması için. Aynen. Bununla destekledik. Altını eripatı serdik. Temiz olsun. Aynen. Bakın arkadaşlar, eripat sıvıyı şimdiden çekmeye başlamış. Evet. İç tarafta ise hava soğuk olduğu zaman tavuklarımızı iç tarafa doldurup hani soğuktan etkilememeleri için kümes tarzı kapalı bir alan yaptık. Evet. Ya. İçeride aydınlatması var. Genelde 35 ve 37 derecede sıcaklıkta muhafaza ediyoruz. Yumurta verimi daha çok olur. Tabii. Şefimin kümesini gösterelim arkadaşlar. Ortam güzel, gayet geniş. Burada rahat, size bir şey söyleyeyim mi? 50 tane tavuğa bakılır. Sığar. 35 tavuk. Salma tavukçuluk yapsa 50'ye rahat sığar. Şefim burada ama yumurta. Yani çok daracık olur. Hayvanlar çok canlanamasa da bayağı bir yumurta verimi olur. Yalnız diğer yandan da yani güzel bir tasarım. Kümes hayvancılığı yapmak isteyen arkadaşlar, süs tavuğu beslemek isteyen arkadaşlar mesela burada büyük bir ırk, sadece brahma bakılabilir. Cüceyrik de bakılabilir. Hatta burayı ikiye bölüp iki kafes de yapılabilir. Şefim, buranın metrekaresi belli mi? Ölçüler belli mi? Metrekaresi şöyle, her birisi 2.60 olarak geliyor. Evet. Köşeler. 2.60, 2.60. Yani aslında dediğin gibi ekstra bu kümesin üzerine de bir kafes konulup civcivler için ekstra yer de yapılabilir. Burada kafesi var. Ama tabii senin tecrübelerin daha çok. Yani buraya her şey yapılabilir. Dediğin gibi bak, buraya bir civciv kafesi oturtulabilir. Evet. Tavuklar için de bir kümes olabilir aslında. Ne kaya ama bu bile yeterli. Bunun içine kaç tane? Hepsi sıvır buraya. Şu an kaç tane tavuk var? Şu an 24 tane var. Tabii vefat edenler oldu, ölenler oldu. İster istemez. Arkadaşlar içeri doğru bakın. İç dizaynı bu şekilde. 7/24 de ısıtıcılı bir şekilde ısıtılıyor kümes. Bu şekilde hayvanların hem yumurta verimini artırıyor şefimiz. Hem de ortam daha güzel. İçin hani yumurtlama giriş esnasında böyle karlar yaptık. Yukarı çıkıp inmeleri daha kolay olsun. Şimdi folluk sistemi gerçekten güzel olmuş. Hem yer kaplamamış. Folluğun çünkü büyük bölümü dışarıda arkadaşlar. Bu şekilde hayvanların hem de huzuru da yerindedir. Evet. Hayvan görünmeyi çok sevmez tavuk kısmı yumurtası alırken. Evet. Şimdi bunun bir de ikinci katını yapacağız inşallah. Evet çünkü inşallah. Çünkü tavuklarda bazen... Evet, bazen yetişemeyebiliyor işte. Aynı anda 5 tavuk oturuyor ama ihtiyaç duyuluyor. Bir üst katına da veyahut da karşı tarafa bir kat daha düşünüyoruz. Ama iki kat da olur. Efendim, daha yani da güzel aslında olur. Bunu dışarıdan yumurtayı alma olayı da aslında şöyle. Tabii onu da senden tecrübe ettik. Yok. Kümes içerisine girişte biliyorsun her ayakkabı aynen öyle. Girerken çok mantıklı. Parazittir, arkadaş. Hastalıktır vesairedir. Bunun önüne geçebilmek için kümes içine girmeden dışarıdan yumurtayı almaya gayret çok ediyoruz. Eri kapağı söylüyoruz. Tabii bu da dediğim gibi sizin videolarınızı izleye izleye tecrübe ettik. Tabii, teşekkür ederim. Arkadaşlar işte bu şekilde bir takip sistemiyle, yani bizi harikalar diyen takip eden arkadaşlar, bizim sunduğumuz çok fazla şeyi uyguladıkları zaman tavuklarının sağlıklı olduğunu görecekler. Bu tarz sistemler işte yem sistemleri yani karışımları falan derken bunların hepsini biz sizlere sadece sunuyoruz. Sizlere de uygulaması kalıyor. Şefim tam anlamıyla her şeyi uygulamış. Kümesinde de hepsini uygulamış. Bütün tecrübelerimizi aktarabilmişiz. Bu beni çok mutlu etti. Şefime de çok teşekkür ediyorum. Hayvanlara bu kadar iyi baktığı için. Hayvan sevgisi böyle bir şey işte arkadaşlar. Bakın ne güzel bir dizaynda hayvanlara bakmaya çalışıyor. Şunu da söyleyeyim şefim, şimdi bunu görenler diyecek ki abi yukarıdan sansar girer, o tepeden bir şey girer derler. Dersiz bilirim. Bir şey girer mi? Şu ana kadar içeriye bir şey girme şansı olmadı. Olmadı inşallah ama daha da olmaz. İnşallah. Biraz torlarının şeyleri geniş ama içeri sansar veya da bir şey giremez, sığmaz. Sadece patileri sığabilir dışarıdan. O da muhtemelen yani gece saatlerinde burası zaten aydınlık, ev zaten hemen yanınızda evet falan derken sıkıntı olmayacaktır. Hayvanlar buraya kolay kolay gelemez. Aynen. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Şefim size daha vererek cücüğüm cücüğü tayılmıyor. Yani bekliyorum. yumurta ayarlayacağım. Şimdi, şöyle de olmasın. Torpil olmasın ama torpil olmasın. Bekliyoruz. Artık vermezse de illegal yollardan bir şekilde temin edeceğiz. Yok şefim, estağfurullah. Ben ayarlarım Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar dışarı doğru çıkalım. Kümesi görün. Dışarıdan bir de etrafını gösterelim kümesin. Ve sonrasında bitiririz videoyu. Şu tarafı akşam. Şu tarafı da buranda çekilmiş. Etrafını şöyle de gezmeyeyim. Ben arkadaş.
Gel gel gel. Şaka lan, bu tarlayı alamadık mı ya? Bu ey tarla, bura cüzdan ha. Çok para istiyor. Kaç lira istiyorlar? Tarlada şifre yok. Nerede fay var buraya yoksa? Gidiyorlar. Burası genelde yonca ekili. Evet. Hayvanların böyle yeşillik gördüğünü kendilerini oraya atıyorlar. Tam böyle çiçek gibi bir yerdeler. Evet. Tam çiçek arkadaş. Tavuklara zaten şefim güzel bakır. İnşallah bu bakımaya da devam eder. Şefim daha ne diyeyim ki, her şey gönlünce olsun. Eyvallah. Hayvanlara bakan benim için değerlidir. Eyvallah, eyvallah. Buradan Harikalar Diyarı'nı desteklediğimi söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Anı birlik takip ediyorum. Allah razı olsun. Sadece videodan değil, yeri birlikte takip ediyorum. Aynen, haftada birkaç kez. Evet, gidip oradaki işleyişleri görüyorum. Size de tavsiye ederim. Gerçekten hobi olarak yapmak isteyenler için çok güzel bir şey. İnsana huzur veriyor. Sağ olasın Turgut'cum her şey için. Sağ olasın, var olasın. Arkadaşlar, yeni bir kümes serimizin daha sonuna geldik. Bu hafta da şefimizin kümesindeydik. İnşallah bir sonraki hafta başka bir kümese gideriz. Kümesler bitmez. Bir şeyler edeceğiz. Şefim çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Cansın. Safa geldin. Heyecansın. Ama boş geldin. Bir dahaki sefere ferikleri bekliyorum. Tamam inşallah. Hoşça kalın. Bay bay.